Merhaba arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber değişik bir şekilde ve tadı güzel olan bir börek tarifi hazırlayacağız. Gerekli olan malzemeler 5 su bardağı un, tuz, bir miktar lor peynir, 2 su bardağı su, bir miktar da tereyağı, 75 gram eritilmiş tereyağı, bir miktar susam, bir adet yumurta, bir miktar kuru maydanoz, küçük bir kaşığı fesleğen ve kekik, küçük bir kaşığı sarımsak pudrası, bir yemek kaşığı kuru maya, bir tatlı kaşığı tuz. Yoğurma tabanı alalım, içerisinde sütümüz döküyoruz. Kuru mayamıza da koyalım. Şekerimizi ekliyoruz. Şimdi şekerimiz şöyle erene kadar karıştıracağım. Eritilmiş tereyağımızı ekleyelim. Şimdi hepsini birbiriyle karıştırıyorum. Şimdi yumurtanın beyazı ekleyelim ve yumurtanın sarısı bir kenara birbiriyle karıştıralım. Unumuzdan bir miktarı ekleyelim. Bir miktar tuz da koyalım. Tuzun miktarı size bağlı. Birbiriyle iyice karıştırıyorum. Unumuzdan kalan miktarı koyalım. Birbiriyle biraz karıştırıyorum. Ellerimiz ile yoğurmaya başlıyoruz. Şimdi 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ koyalım. Evet, gördüğünüz gibi. Bir fırın tepsiye alıyorum ve tereyağı ile yağladım. Bu şekilde her tarafı yağlıyoruz. Bir miktarı susam koyalım. Susam çok güzel bir tat verir ve hamurumuzu yapışmaması sağlayacak. Hamurumuz tam ortasında şöyle koydum. Üstünde bu şekilde bastırıyoruz. Evet, şu şekilde gördüğünüz gibi. Şimdi üstüne şöyle bir parça koydum. Mayalanması için yarım saat kadar bekleyeceğiz. Tereyağım bir kase içerisinde koydum. Üstünde kekiğimizi ekleyelim. Fesleğenimiz. Sarımsak pudrası. Az bir miktarı tuz. Şimdi hepsini birbiriyle iyice karıştırıyorum.
Evet, şu şekilde gördüğünüz gibi. Yoğurt peynirimizi alıyoruz. Üstünde kuru maydanozumuzu döküyoruz. Birbiriyle karıştırıyorum. Yarım saat geçtikten sonra hamurumuzu şöyle açtık. Hamurumuzu üstüne şu şekilde bastırıyoruz. Artık şimdi hamurumuza bir şekil verelim. Şeyle ıslatıyoruz. Su ile ıslatacağız. Sonra hamurumuza artık şekil verebiliriz. Şimdi hamurun üstünde az önce hazırladığım tereyağlı karışımın üstünde sileceğim. Şimdi peynirim şu şekilde orada olan boşluklar içerisinde dolduracağım. Şimdi yumurtanın sarısı alıyorum. Bir yemek kaşığı kadar üstünde süt döktük. Bir yemek kaşığı sıvı yağ da koyalım. Şimdi birbiriyle karıştırıyorum. Başka bir tabağı içerisinde koydum çünkü daha kolay karıştırmak istedim. Şimdi fırça yardımıyla şöyle üstünde silelim. Az bir miktar kaşar peynir de koyacağım. Onu malzemelerde saymayı unuttum. Peynirimiz üstüne biraz bastıralım. Şimdi artık fırına götürülmesi için hazır oldu. Fırın sıcaklığı 180 derece olacak. Alt üstü ayarladım. Nemleşene kadar bırakacağız. Evet, biraz narleştikten sonra şimdi fırından çıkartıyoruz. İçerisinde nasıl olduğunu ve nasıl piştiğini size göstermek istiyorum. Şu anda kesiyorum ben. Evet, gördüğünüz gibi gayet iyi bir şekilde pişti. Sizler de isterseniz kahvaltılarda çayla yiyebilirsiniz ya da akşam yemeği için. Evet arkadaşlar, bugün tarifim için son şekli budur. İnşallah beğenmişsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.